Cevap versene Ela. Ela cevap versene. Bağırma bana. Benden sakladığın başka sırrın var mı? Ben gelebilmenize sevindim Bahram. Bu son gelişmelerin sizi ne kadar sarstığının farkındayım elbette. Önce İsmail Ilgaz, sonra o komşunuz delikanlı. Kafanızın epeyce karıştığına eminim. Benim de karıştı açıkçası. Benim de karıştı. İsmail'in ifadesi ortada. GSM sinyalleri de ciddi birer delil. Ama o çocuk, çocuk ilginç. Bakın ben o istasyon görüntülerini izledim. Delikanlıyla yakınlığınızı bildiğim için ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi merak ediyorum açıkçası. Neler oluyor Bahar Hanım? Bahar Hanım bir sorun mu var? Harun Bey, siz o gece... Umut ve İsmail Ilgaz'ın tutuklandığı gece hiç emniyete geldiniz mi? Dibek kahvesi. Selver Hanım da güzel yapar açıkçası. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bu gece nerede olduğunu sormuştunuz değil mi? Emniyet şubeye hiç geldiniz mi demiştim. Gelseydim birlikte şok geçiriyor olurduk herhalde. Bunu niye sordunuz? Ben bir araba gördüm, sizinkine çok benzettim de. Yani bir sorayım diye. Aslında araba markalarından da pek anlamam. Evet, evet. Biraz belli oluyor. Diye aradım ama benden bir ricanız vardı. Evet, seni dinliyorum. Bana o hanımefendi, o kızcağızın annesi bir daha gelirse haber ver demiştiniz. Ve hanımefendi geldi sanırım, öyle mi? Evet, bayağıdır oturuyorlar. Aman bir canım, ben siz öyle dediniz diye. Harun Bey zarar görmesin diye söylüyorum. Ama ne olur, yarın öbür gün ağzınızdan kaçırırsanız ben bir daha beyefendinin yüzüne bakamam. Tamam, merak etme. Tabii ki her şey beyefendinin iyiliği için. Çünkü beyefendi saçma mı artık? İlker Bey çarşamba için randevu aldı. Bekliyordum zaten. Şu isme de hemen bir randevu oluşturalım. Biz mi arayalım? Evet, biz arayalım. Yalnız dikkat et, İlker Bey'le arka arkaya denk gelmesin. Tamam. Ben size bilmediğiniz bir şey söyleyemedim. Her şey bizim için çok ağırdı, çok zordu. Giderek de zorlaştı. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu yaşananlardan sonra ben çok korkuyorum. Yani bu yaşımda bunca yaşanmışlığıma rağmen kime güveneceğimi, neye güveneceğimi bilemiyorum. Ben kızımın yaşadıklarından sonra insanlardan korkuyorum. En çok da... Kızınızdan korkuyorsunuz. Yalnız değilsiniz Bahar Hanım. Yalnız değilsiniz. Yeni bir şüpheli, yeni bir suçlu adayı onları rahatlatıyor.
katilindeki o hastalıklı yaraya yeni bir merhem oluyor. Adına aşk dedikleri o bitmek bilmeyen eziyete yeni bir şifa. Her acaba da İlker kazanıyor. Onu mahkemeyi bile beklemeden aklıyorlar. Her geçen gün o hastalıklı adamı suçtan da cezadan da biraz daha kurtarıyorlar. Bu gece ev işini hallediyorsun. Tatlı tatlı ikna ediyorsun İremciğim. Bazen beni o kadar iyi anlıyorsunuz ki akıl okuduğunuzu düşünüp sizden korkuyorum. Benden korkmayın. Biz aynı taraftayız Baran. Hoşça kalın. Merhaba Ela. Son gelişmelerden sonra seni biraz rahat bırakmak istedim. Ne durumda olduğunu tahmin edebiliyorum. İşte tam da bu yüzden konuşmamız gerek. Ela, Ela bak bu sessizliğin korktuğum şey olmasın sakın. Sakın İlker'i bir daha aklamaya kalkma Ela. Harun Bey bana annem gibi davranamazsınız. Lütfen bu ilgiyi kızınıza gösterin. Hala farkında değil misiniz? Bu işten birlikte kurtulacaksınız. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, İlker yüzünden kör düğüm oldunuz Ela. Ben sizin kızınızla düğüm falan değilim. Maalesef onunla tek bir ortak noktam var ve... Maalesef. Maalesef ikiniz de aynı psikopatın kurbanı oldunuz. Ela bak. Bu akşam bir araya gelip yüz yüze konuşursak çok iyi olacak. Bu akşam müsait değilim. Aşkım, bu gece seninle çok önemli bir şey konuşmak. Şu an müsait değilim. Annemle işimiz var. Tamam hadi. İnanın ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sadece oğlum ve ben değil, tüm aile derinden şaşkınız. Aslında biz size bugün yazılı bir açıklama sunardık ama her zamanki gibi açık ve şeffaf olmayı tercih ettik. Açık ve şeffaf. İlahi hale, açık ve şeffaf. Bırakabilirsiniz. Senin de tahmin ettiğin gibi işler iyice çığırından çıktı. Mesajlarımı dinlediğini biliyorum. Eğer yarım saat içinde geri dönmezsen ben oraya geliyorum. İlker Bey, sizden de bir açıklama alabilir miyiz? Tabii. Arkadaşlar, bu dava sürecinde ailece sizden anlayış bekliyoruz. Herkesin şunu bilmesini isteriz ki Ilgaz ailesi her ne olursa olsun kenetlenmiş ve her zaman dimdik ayaktadır. Ay, keşke kocam da burada olsaydı da
kenetlenseydim ben de. Akşam yemek yiyecektik ama yarın erteledik. Kocam bugün fazla mesaiydi. Afiyet olsun. Yuvaya hoş geldin. Hoş geldin. Ama çok beklettim. Savaş dediğin de böyle bir şey işte. Er meydanı değişir, cepheler değişir. Bir küçük çıkar çatışmasına bakar. Müttefiklerin değişir, bir ortak çıkarın olmasına bakar. Ezeli dediğin düşmanın değişir. Ortak çıkar demeyelim de çocuklar diyelim. Biliyor musun? Ben bu çocuklardan bıktım. Bence o baş belalarını hiç karıştırmayalım. Eski dosttan düşman olmaz diyelim. Eski dost. Buraya neden geldiğini biliyorsun değil mi? Tabii ki biliyorsun. İtiraf etmeye geldiğini biliyorsun. İki kişinin bildiği sır... sır değil derler ama ben hala konuşamıyorum. Konuşmak zorunda değilsin. Tabii. Hatta hiç konuşmasa işine gelir. Konuştuğumda rahatın kaçacak değil mi? Sen artık benim rahatımı kaçıramazsın. Bir deneyelim o zaman Harun. İtiraf ediyorum Harun Orhun. Bundan 40 yıl önce hayatımın en büyük hatasını yaptım. Seni reddettim, İsmail'e evet dedim.
Hale'nin arabasını mı gördüm ben? Sakın havaya girme. Buraya seni şımartmaya gelmedim. 40 yıldır kafamda dönüp dolaşan şeyi ilk defa sesli söyledim. Çünkü tahmin edeceğin gibi İsmail artık yok. Benim de aklımı kurcalayan bir şey var. Acaba İsmail'i sen mi yok ettin? Bana kalsa bence 40 yıl önce yok ederdim. Dikkat et. Sevgilini anneme kaptırma. Bir şey söyleyeyim mi? Başından beri beklediğim şey oldu. İsmail kendi ima etti. Evet, İsmail korkunç bir şey yaptı ve elini kana bulamış diğerleriyle birlikte bedenini ödeyecek. Ben buraya davayı konuşmaya gelmedim. Belki de biraz acele ettim. Savaş baltalarını gömdükten sonra belki oturup eskiyi yad ederiz. Bence savaş baltalarını çoktan gömmüşsünüz zaten. Oo, Birce, bu ne hoş sürpriz. Hoş olan sensin. Sürpriz olan da sensin. Her zaman. Ben sürpriz konusunda ciddiydim yalnız. Yani hem seni burada görmeyi beklemiyordum hem de bu kadar keyifli görmeyi beklemiyordum. İsmail'den sonra çok iyi görünüyorsun. Çok hızlı toparlamışsın. Işık hızı. Ne diyeyim? Her şey insanlar için. Öyle değil mi Harun? Kesinlikle. İkinizi de öpüyorum. Bize de bekler. Ben biraz önce ne gördüm? Aramızdaki engelin farkındayım. Ama aşabiliriz dersen eğer ben aşarım. Biz aşsak onlar aşamaz Harun. Olmaz. Son günlerde çok popülersin Harun. Bir gün bakıyorum Bahar Hanım'la edebilsin. Ertesi gün bakıyorum Hale'yi. Yapma. Ben düz adamın tekiyim, unuttum. Unutturdum biraz. Seni ilk tanıdığım zaman dünyanın en düz adamı olduğunu düşünüyordum. Böyle açık, şeffaf, hatta... Hadi hadi çekinme, söyle gitsin. Sıkıcı da. Bir tık. Normal. Ama sen bayağı sürprizlerle dolusun, değil mi? Abartılmayı hiç sevmem. Harun, ne bu şimdi? Yani elini tutmak isteyen üçüncü bir kadın daha mı geliyor? Aslında ilginç olurdu ama ne yazık ki değil. Havaalanına gitmem gerek. Avrupa'dan bir misafirim gelecek de bizzat karşılayacağım. Sen bu arada bu sıkıcı adamı beklerken sıkılmazsın, değil mi? O sıkıcı adama ne yaptığını bilmiyorum ama beni gerçekten şaşırtıyorsun sen. Kim? Ben mi? Ben ne yapmışım ki? Thank you.
Yeniden burada olmak ne tuhaf. Değil mi? Benim için de öyle. Gerçi son zamanlarda benim için tuhaf olmayan hiçbir şey yok. Babam. Evet. Hangimizinki daha kötü diye yarıştırsak mı acaba? Gerçi şampiyon belli. Şu geldiğimiz hale bak. Aleyhimdeki en güçlü delil o mobese görüntüleriydi. Onun da altından babam çıktı. Biri bana bu işlerin buraya geleceğini söyleseydi, her şeyin altından babamla o psikopat platonun çıkacağını bilseydim. Umut olamaz. Ne? Umut yapmaz. İlker, ben onu tanıyorum. Ben onunla birlikte büyüdüm. İlker, biliyorum her şey çok tuhaf. Çok tuhaf. Ama sen benim bildiklerimi bilmiyorsun bile. Bak, tamam, o evden, odasından çıkan fotoğraflar, o çizimler, beni hayal ederek çizdiği şeyler, o saç telleri, her şey çok anlamsız, çok garip, biliyorum. Ama Umut yapmaz, arkamdan gelmiş olsa bile Umut bana zarar vermez. Ela, sen ne diyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Farkında mısın? Seni arabadan atan babam çıktı. Beraber büyüdüğüm dediğin herif o gece burnumuzun dibindeymiş, kanıtladılar. Hala bana Umut'u mu savunuyorsun burada? İlker, benim kafam çok karışık. Tabii, karışık. Senin kafan karışık diye ben aylardır cehennem azabı çekiyorum burada Ela. Sen benim kafam karışık diye cehennem azabı çekmiyorsun. Sen bana sandalyeyle vurduğun için cehennem azabı çekiyorsun. Ama Umut... Tabii ya. Sırrın buydu değil mi senin? Şu teknedeki sır. Annem bizi basmadan önce bana söylemeye çalıştığın sır buydu değil mi? Sen o gece Umut'un orada olduğunu biliyordun. Cevap versene Ela. Ela, cevap versene! Bağırma bana. Benden sakladığın başka sırrın var mı? İlker! Sana ne saklıyorsun dedim. Ela! Gidemezsin. Gel buraya. Ela! İlker.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.